Ya Rabbi ben lem tezel Ultu fina fima nezel İnneke latifun lem tezel Bil mutfi kada vettena Ya Rabbi amin havfena. Makul olan ve mantıklı olan yola döneceğiz. Veyahut biz 2000'in yükünü çekemeyiz. Bu nesiller yetiştirdiğimiz pek zayıftır. Bacaklar çok zayıf. İnsancıya benzer. Hiç omuzlarında 2000. yılın mesuliyetini taşıyacak diye bir gençlik yok önümüzde. Yok. Ben Kıbrıs'tayım da, efendim, şimdi Kıbrıs üniversiteler memleketi oldu. Biz okuduğumuz vakit bir tek lise vardı, bir tek lise vardı. İşte 1200 talebesi vardı, her sınıfta 30-40 kişi talebesi vardı, 150-180 insanla, talebeyle böyle idare ederdi. E şimdi orta mektep sayamazsın, liseler sayılmaz, üniversiteler şimdi cabası geldi. Ve belki Türkiye'de 40 tane varsa bizde 10 tane var şimdi. Kıbrıs bir kasalık bir yerdir, ilçe dersin şimdi. Küçük bir ilseciktir, lakin üniversiteler şehri oldu. E ne yetiştiriyor? Gene çocuklar maşallah, burada okuyamayan süper zekalar, soldan. Asıl süper değil de, aksine süper. Yani hurda olanlar, burada imtihan geçemeyenler, efendim, oraya geliyor. Çünkü 3000 doları kim getirirse kaydeder oraya. İmtihan yok, imtihan yok. Hem hangisini isek olup, mühendis mi isek? Mühendis. Doktor mu? Doktor. Avukat, avukat. İş adamı, iş adamı. Efendim, işletmeci, işletmeci, otelci, otelci, arabacı, arabacı. Ne istersen, ya sen oraya 3000'i koy oraya, ben sana şey deyim. Burada var mı böyle bir şey? Sizin tarafta yapılıyor. Onun için üniversiteler şehri oldu bizim memleketimiz. Gelen çocuklar da hepsi süper. Efendim, sabahtan başlar akşama kadar gol gola. 3-5 kız önde, 5-10 delikanlı geride. Bir aşağıya, bir yukarıya. Veya 5 çocuklar ders yok mu? Çekemedin. Bugün ders yoktu. E hangi gün ders verme çocuklar size? Böyle böyle efendim gece akşamdan sonra efendim gece yarısına kadar bir taifa yolları gözetir. Gece yarısından sonra nöbet değiştirirler. O gece yarısından sabaha kadar olan taifa ayrı. Onlar da her şeyleriyle. Dedim ki, çocuklar size, şimdi burada ben bir üniversite kuracağım. O üniversite, efendim, ismi oyun üniversitesi olacaktır. Fakülteleri de eğlence fakülteleri. Kontenjanı dardır, hemen yazılır. Bizi yaz hocam, Şeyh Efendi de gör, hepimizi yaz oraya. Başka işe yaramazsınız çünkü. Eğlenceden başka, böyle yetişecek çoluk çocuktan ne fayda var? Ve geçen gün teessüf ile okudum, başvekilimiz hanımefendinin ifadesine baktım ve üzüldüm. Çünkü efendim, yüksek mektep ve üniversite mezunlarına zor bir dönem geliyor dedi.
Çünkü kadro, kadro yok. Kadro yok. O çocukların efendim emekleri, enerjileri, ömürleri, her şeyleri sıfırlanıyor. Ben bir beyle görüştüm ben orada, şeyde Çeşme'de, İzmir'in yüksek ailelerinden efendim, makine mühendisi dedi ve Londra'da tahsil gördü. Şimdi ne iş yapıyor dedim, helvacıdır dedi. Baba mesleğine döndü dedi. Aradaki bu kadar hekim, şey doktorluk, doktorluk, bu kadar okuma, ondan dedi havaya. İşte bunun gibi, yani başınızı ağrıtıyoruz ama ileride daha çok ağrıyacak. İleride başı ağrımayacak, adam kalmayacak. Daha çok fazlası gelir, baş ağrısı. Baş ağrısında kalsa iyi. Dişi de ağrıyacak, kulağı ağrıyacak, gözü ağrıyacak, boğazı ağrıyacak, kalbi sızlayacak, karnı ağrıyacak, efendim ayağı taşımayacak, beli ağrıyacak. Ağrımayan tarafımız kalmayacak ki. Bu gidişiyle başımız selamet olması için düşünmek lazım. Milletçe düşünmek lazım. Ve her fert yanlış anlayıştan efendim ve beleş hesaplardan dönüp ciddiyetle istikbalimize bakmamız gerekiyor artık. Yalnız başımızdaki birkaç kimseye yükü yüklemekle olmayacak bu. Yolun yanlışlarını görmedikten sonra yanlışlıkta ısrar daha fazla zararı getirecek ve fayda hasıl olmayacak. Bir tek ümidimiz vardır. Ümit, o ümidimiz de elbette ki bir yalnız ümit değil, hakikattır. Ki ne zaman bu millet en son derecede dara düşerse Cenab-ı Allah bu ümmete bir kurtarıcı gönderir. Bu millete bir kurtarıcı gelmiştir. Bu kurtarıcıya da şimdi şiddetle ihtiyacımız vardır. Ve Cenab-ı Hakk'ın müjdesi olduğu için onu bekliyoruz, onu gözlüyoruz. Bir hadis-i şerifte intizarul fereci ibadetün diye buyurulmuştur. Kurtuluşa beklemek veya kurtarıcıyı gözetlemek büyük ibadettir diye. Yani bu bekleyiş içerisindeyiz. Ki beklenen gelir. Efendimizin valide-i muhteremeleri efendim dünyasını değiştirirken Efendimiz'e söylediği sözlerdendir. Her yaşayan ölecekti. Beklenen de gelecekti. Bu beklenen bir şeydir. Yani ümmetin hepsinin beklediği bir kurtarıcıdır. Madem bekleniyor, gelecektir. Siz, ben kendim ümit ediyorum. En yaşlınız olduğum halde ümit ediyorum, siz herhalde yetişirsiniz, size isteyin, ben isteyiyorum. Ben burada İstanbul'da okuduğum yıllardan o müjdeyi almışım, yani 40'tan itibaren. 50-55 seneden beridir bu müjdeyi kollayıyorum, bakıyorum o peygamber müjdesi. Ne zaman tahakkuk edecektir?
ne zaman o kurtarıcı gelecektir diye elhamdülillah Cenab-ı Allah itikadımı da sarsılmaya bırakmadı. Her sene bekledim. 40'tan itibaren 55 senedir her sene bekliyorum ve hamdolsun, şükrolsun Cenab-ı Allah'a karşı ki artık gelmeyecek, bıktım dedikmedi, kapıda bekliyorum. Gene sabaha beklerim. Sabah gelmese yine akşama beklerim. Londra'da bir tımarhana şimdi akıl hastalıkları derler. Tımarhana, büyük tımarhanası Londra'nın. Orada çalışan bizim bir vatandaşımız var. Muhlis kimse, tarikat ehli o. Adili Rufai Ocağı'ndan. Rufai Ocağı'ndan. Bir gece uyuyasında o bu notları tutmuş görmüş kendisini. Geceleyin ve ben ona tutma, bırak demişim onu. O kendine geldi, bıraktı. Gündüzleyin o hastanede çalışır o. Elektrik şeyi, bir kontağı mı olmuş, ne olmuş? O hal sahibi, Rufai kendisi, hal sahibi o şeyi yakalayıvermiş, düzeltmek için. Hacı Yaşar, o İngiliz müdür, bırak demiş onu elinden, ceryan geçiyor. Farkında değil. O dokunduğu anda adamı kül eder. O kuvvette. Ben yapıştırdım dedi. O zaman seni sezdim ki elini çektin benden. Ben anladım o, sen o kuvveti oradan çekiverdin de boşalttın şeyi. Bize de çok itikadı var. Fakirin, Necdet Bey o. Sultanım der bana. Ha. O kimse o delilerle beraber şey eder orada. Aman sultanım beni bu çileden kurtarınız der. Bu kimselere bakarken içerim ciğerim dayanamıyor. Daha sabret, senin orada bulunman bu hastalar için rahmettir, dur. Seni onun için oraya tayin ettiler. Nereden Rufai Ocağı'ndan adam girecek Londra'daki tımarhanaya? O bana söyler, bir kimse var diyor, her sabah giyini kuşanır, şapkasını, kravatını, takımını giyer, eline Samson ayetini alır, kapıdan dışarı, hesarlar var etrafı, asır kovuşlarından dışarıya çıkar, zararsız deniyor. Kaçıncı madde diyor? Zararsız deniyor. 42'de. Efendim? 42'de diyor. 40, ya 40, yani. 42. Bir insana sorarsa sen nasıl demişsin? 46. O maddeden olduğu için onu bırakıyorlar. O çıkarmış oraya. Efendim? Yol var. Dar asfalt. Elektrik direği. Orada durak yazar üzerinde. Çıkarmış o. Sabahleyin orada yiyip içip ondan sonra indirip onu çantasını alır, gelir direğin önünde durur beklermiş. Akşam üzeri aramadılar bizi bugün dermiş, tekrar dönerim. 30 senedir diyor bu kimse, her sabah yaz ve kışta o çantayı alır, o direğin dibine gelir, aranacağım dermiş. Bugün gene aramadılar, akşamüstü çantasını alır bir de. O adamın halinden pek müteessir oldum ben. Dedim ki, bak o kimse beklediğini 30 senedir bekliyor, kendisini gelip alacaklar diyerekten. Gelmedi dermiş bununla.
Biz Allah'ın kapısında ne vazgeçelim? Ki gelecek muhakkak gelecektir. Onu bekleyerekten Cenab-ı Allah bu yaşımıza kadar getirdi ve ümit ederim onunla buluşmadan dünyadan çıkmayayım diye. Eşim çoğu benim torunum yerinde bile geliyor. Efendim, oğlum veya kardeşim hesap edelim. Siz elbette ki yetişeceksiniz. O günlere Cenab-ı Allah elbette ki bu milletin atalarının yaptığı hizmete, İslam'a yedi asır yapmış olduğu hizmete ve müdafaaya karşı sizi zayi edecek değildir. Bu da bir imtihan devresi oldu, lakin sonuna yetişmektedir. Tevfik Cenab-ı Hak'tan. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Aziz Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Kerim Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Subhanallah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sultanallah. Sultanlar Sultanı sensin ya Allah. Bize rahmetini gönder. Amin. Amin. Toprağımız zehir kurak olan bizim kalplerimiz çorak kuraklıktan bitmiş. Kalplerimize rahmetini yağdır ya Rabbi, yeşert. İman ağacını yeşert. İman ağacı yeşillensin. Amin. Çiçeklensin. Amin. Meyvesini döksün. Amin. Sen kadir ve muktedirsin. Amin. Bu milletin halini acı ya Allah. Ya Allah. Bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha. Allah'ım.